Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Tonguç Bey ile başladık ama bir yandan da işte Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla iki saat içerisinde ne olduysa oldu ve dövizde bir anda o iniş süreci başladı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de açıklamaları vardı. döviz endeksli TL mevduat sistemi. Şimdi yine Tabii işi uzmanlarıyla konuşmaya devam edeceğiz. İbrahim hocam ben sizden rica edeceğim benimle birlikte Barko'ya gelmenizi. Mehmet'ten de Ayağa kalkmak için müsaade isteyeyim. Şimdi yeni bir modelden söz ediliyor ama önce genel çerçevede sorayım. Buyurun lütfen. Bize ne kazandıracak? Önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Beşli önlemden bahsedildi. Biraz daha bunu böyle anlaşılır bir dille anlatalım mı? Sizden ricam bu. Mesela dövizin getirisi TL'de kalarak ulaşılacak araç geldi. Ne olacak? Şöyle aslında bütün tedbirler... E Hükümetin uyguladığı yeni ekonomi programı ve negatif reel faiz e, e, çıpasına bağlı bütüncül tedbirleri içeriyor. Tek tek hepsine e, değinebiliriz ama bütün hikayesi aslında hı hı. E, yüksek büyüme performansı, yüksek ihracat e, ve e, istihdamı arttıran e, bütün tedbirleri ve e, gelişmeleri sağlayan bir ülke ekonomisi e, kısa dönemde yaşadığı döviz e, kurundaki manipülatif artışlarla nedense bir türlü kalkışa geçemedi. ve Dolayısıyla bu bütüncül gelişmesini tamamlayabilmek için kurda belirli bir dönem en azından bir istikrara ihtiyacımız var. Bu nedenle tasarrufları arttıracak ve bunları finansal sistem üzerine entegre ederek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kanalıyla Türkiye'de Do döviz bolluğunun ve nihayetinde e, kurun düşmesini sağlayacak Hı -hı. tedbirleri ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi e, döviz ko korumalı e, vadeli TL hesabı. Dövizin getirisi TL'de kalarak ulaşılacak araç geldi dediğimiz husus bu. Dolayısıyla burada özellikle e, gerçek kişilere e, bu e, istisna geldi. Hı -hı. Hane halklarının ee, ellerinde döviz bulundurmasını gerektirecek herhangi bir e, neden gerekçe kalmadı çünkü dövizde e, bulundurduğunda e, döviz satın aldığında elde edeceği getiri e, hükümet ve hazine tarafından garanti, garanti altına alınmış oldu. Hı hı. Bundan sonra muhtemelen e, döviz talebinin bu kanalla gelmesi e, söz konusu olmayacak ve dolayısıyla kurda özellikle son birkaç haftadaki manipülatif işlemlerin önemli bir kısmı aslında bertaraf edilmiş oldu. Hı hı. Birinci aşama bu. Ee, bir diğeri, üçüncü nokta, fiyat vermekte zorlanan firmalara kur rakamı verilecek, işlem sonucunda ortaya çıkabilecek, kur farkı ödenecek. Daha ziyade bu dış ticarete konu olan ve ithalatçı ihracatçı firmalarla alakalı. Çünkü döviz talebin ikinci kısmı da bu kanalla, kurumlar, firmalar tarafından hı hı. geliyor. Onlara da e, garanti verilerek bu oynaklık nedeniyle ortaya çıkan fiyat belirsizliği giderilmiş oluyor. Hı hı. Üçüncüsü, tasarrufları desteklemek amacıyla e, bireysel emeklilik sistemindeki devletin katkı payı 25'ten 30'a e, çıkarılıyor. Hı hı. Yine şirketler tarafından ödenecek temettü stopajları düşülerek devlet iş borçlanma senedine ilgiyi arttırmak için stopajlar sıfırlanacak ve nihayetinde asgari ücret ve memur maaşlarının da Artışı sağlanarak belki hem pandemi döneminde hem de bu uygulama nedeniyle enflasyonist baskı nedeniyle ortaya çıkabilecek refah kayıpları ortadan kaldırılmaya hı hı. çalışılıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda kaldı ki altın ve birkaç tane daha ilave tedbiri geleceğine ilişkin çalışmalar olduğunu biliyorum. Nihayetinde bütüncül bir yaklaşımla güzel bir planlama yapılmış ve nihayetinde hakikaten hı hı. bizim de listelediğimiz neler yapılabilirin tüm unsurları alınan tedbirlere ihtiva ediyor. Bundan sonra işin biraz daha belki yönetişim ve hı hı. denetleme, kontrol süreci takip etme noktasında devam edecek. Son birkaç gündür yapılanlar da bu anlamda iyi bir başlangıç olduğunu bize gösteriyor. Genel eğilim de bütün ekonomik birimler tarafından bu yeni tedbirlerin amacına uygun biçimde hareket edileceği noktasında bir beklenti ve kabul oldu. Bazıları ilk gün olması nedeniyle biraz kafa karışıklığı söz konusu ama uygulama zaten bugünden itibaren başladı. Diğer tedbirler de devreye girdiğinde... 90 günlük ilk etapta, 90 günün sonuna geldiğimizde muhtemelen çok daha iyi bir istikrara, fiyat istikrarına, döviz kurunda özellikle istikrara kavuşmuş olacağız. Tabii bunun dışında da en önemli belki eleştirilerden biri bu tip faaliyetlerin hazine üzerine yük getirmesi ve Şimdi onu soracağım. Şimdi farkı dediniz siz iyi niyetle e, anlaşılmamış olabilir bazı konular. Yeni hı hı. başladı diye ama manipüle edilenler de var maalesef. Az önce şu işte maddeyi okurken kur farkı ödenecek. O kur farkını kim ödeyecek? Şöyle aslında e, kesinlikle e, bir nihai sonuç yok. Eğer kurda bir artış olursa hı hı. bu fark ödenecek. Hı hı. Nihayetinde bugün e, 12-13 bandında gidiyor. Bugün hesapta yatıranlar eğer 3 ay sonra kuru 10'da olursa onlara herhangi bir fark ödenmeyecek hı hı. E, nihayetinde. Bu sadece bir garanti e, ki böyle bir durum olma ihtimali de kesinlikle söz konusu. Hı hı. Olsa bile bu oldukça e, kısıtlı bir alanda olacak. Muhtemelen e, Hazine, Merkez Bankası ve diğer ekonomik evet. birimler de dalgalanmanın e, boyutunu e, belli bir noktada tutmaya ...çalışacaklar. Peki Diyarbakır'ı da isteyeyim... ...bu süreç nasıl işleyecek? Bunu da elbette merak ediliyor. Hı hı. Kur korumalı, TL vadeli... ...mevduat düzenlemesi nasıl işleyecek? Dedik. Aslında şurada grafikle de... ...anlatılmış durumda. Sizden rica edeceğim. Buyurun. Şöyle bugün itibariyle... ...sizin 10 bin liranız var ve kurun da... ...10 lira olduğunu varsayalım. Hı hı. Aslında bu... 1000 dolara tekabül ediyor. Siz bunu... E, ...90 günlük... E, ...180... E, 9 ay ve 12 ay olmak üzere 4 vadede yatırıyorsunuz. Hı hı. E, çoğunluğun e, 90 gün olması muhtemel. Çünkü Türkiye'de ortalama vade şu anda 55 gün. E, zaten 90 gün seçilmesi de minimum vadenin bu açıdan önemli. Bankacılık sistemi e, 55 günle fon topluyor ama bunu 6 ayla, 1 yılla bazen de 2 yılla e, firmalara kullandırıyor. Dolayısıyla hı. burada bir vade uyumsuzluğu vardı. Bu tedbirle en azından bunun 55 gün üzerine çıkması kesinlikle söz konusu olacak. Vade sonuna geldiğinizde diyelim sizin yatırdığınız banka size yüzde 20 faiz taahhüt etti hı hı. ve yatırdığınız paranın dönem sonunda 12 bin liralık bir getirisi söz konusu. Eğer o gün kur ondan 13'e çıkmışsa yani sizin yatırdığınızın hı hı hı. üzerinde artı faizin de üzerine çıkmışsa bu bin liralık farkı e, hazine e, ilgili kişinin hesabına aktarıyor. Dolayısıyla o gün siz bin dolar e, nakit tutmuş da olsanız e, TL'ye de çevirmiş olsanız hı hı. E, dönem sonunda e, kesinlikle o e, doları satın alabilecek TL'ye sahip olmuş o, oluyorsunuz. Hı hı. Diğer önemli bir husus şu. Bu örnekte onu e, göstermemişler. Dolar 10 lira değil de 11 lira olmuş olsaydı 3 ay sonra. Normalde siz elinde 1000 dolar tutmuş olsaydınız o e, 11 bin liraya çıkacakken... E, ...elde ettiğiniz 2000 lira ilave e, kazançla faiz de 12 bin liraya yükselmiş oluyor. Dolayısıyla aslında kurdaki artışların aldığınız faizin gerisinde kalması durumunda daha yüksek bir reel kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Bu da ekonomik birimlerin özellikle de gerçek kişilerin e, döviz almasının e, gereğini tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Kaldı ki son dönemde biraz önce de ifade ettiğim bu manipülasyonlar ve kurun hızlı şekilde birkaç haftada yükselmesinin arkasında yatan temel e, hareketlilik de e, bu kesimde yapılıyor idi.